Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi konut fiyatlarını konuşacağız. Açıklanan gayrimenkul sektöründeki verileri ve daha fazlasını konuşacağız. Endeksa CEO'su Görkem Öğüt konuğumuz. Görkem Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi taze veriler geldi konut satışlarında. Artış devam ediyor. Yani 4 aydır üst üste bir artış var. %76,1 bir artış ve bu gerçekten de hani biraz öncekine kıyasladığımız zaman da yüksek. Ama bir taraftan baktığımız zaman da aslında inşaat maliyeti tarafında düşüş olmasına rağmen fiyatlarda artışın devam ettiğini görüyoruz. Evet. Şimdi bu veriler önümüzdeyken siz konut sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce onunla bir başlayalım. Evet. Yani özellikle bu %25 kanunun kalkmasıyla başlayan aslında zor bir yıl geçirdik. Yani teknik olarak geçen senenin son çeyreğiyle başlayan, birinci çeyrek ve ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte devam eden, son çeyrekte toparlamaya başlayan bir gayrimenkul piyasası vardı bu yıl. Bu neye neden oldu? İşte reelde düşüşler, hala düşük pozisyondayız. Ama bu artık son dönemde biraz daha yukarı doğru hareket etmeye başladı piyasa hareketlenince. Satış adetlerinde yükseldiği bir pozisyondayız. Bunu da temel iki nedene oturtuyoruz. Yani dediğim gibi birincisi %25'lik kuralın kalkması ve insanların daha rahat tercih yapabiliyor olması konut yatırımı konusunda. Çünkü bir yandan da aslında hani kira istatistiklerini de paylaştığımızda kiranın sabit kaldığı fiyatların, konut fiyatlarının her ne kadar reel orada düşüş sergilese de artmaya devam ettiği bir tabloda aslında getiri oranı artıyor. Yani geri dönüş süresi kısalıyor. Ve gayrimenkuldeki getiri oranı artıyor. Bunun da bir bu satışlardaki etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Diğer büyük beklenti de faiz indirimiydi. Tabii yıl sonunda bir faiz indirim beklentisi vardı herkeste. Bunun da faiz indirimiyle fiyatlara yansıyacağı korkusu da gerçekten vardı. Bu da çok ciddi anlamda bu satış adetlerine yansımış gibi görünüyor. Her ne kadar Ekim içerisinde bir faiz indirimi haberi ötelense de hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz diyebilirim. Evet, peki acaba burada yani mesela ipotekli satışlarda çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Evet. Çarpıcı bir artış var. Dolayısıyla hani bu yine faiz indirim beklentileri mi alakalı? Bu ilk sorum. İkincisi de yani çünkü yıllık %278'lik bir artış var. Evet. Ne kadarı ipotekli? Çünkü bir taraftan hani konut alımlarında daha çok nakit konusu da öne çıkıyor gibi duruyor. Ne dersiniz? Evet, gerçekten. Yani aslında gelecek geçen ay %11'di oran, bu ay %13'e çıktı. Yani genel olarak baktığımızda hala normalin oldukça altında diyebilirim. Yani normalde biz %30'ları, %33'ler civarında ipotekli satışla yürüyen bir piyasamız vardı. Bu artık yarı yarıya düşmüş durumda. Ama geçen seneye göre baktığımızda da oldukça iyileşmiş durumda. Aslında geçen senelerde de %6'lardaydı bu aylarda bu oran. Yarı yarıyaydı neredeyse. İşte %278 artmış zaten. Bu oranın çok daha iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Yani bunu neden kaynaklı? Yıl sonunda bankalar biraz daha kredi satma iştahının artmasından dolayı özellikle özel bankalarda kampanyalar duyduk. Aslında kendi işlerinde özel olarak faiz indirimleri uyguladılar. Özel kampanyalar yaptılar. Bunun etkisinin açıkçası rakamlara yansıdığı da görünüyor diyebilirim. Evet, bir de hani bugünkü verilerin detaylarına bakınca satış tarafına yabancılara olan satışında çok dip seviyelerde seyrettiğini görüyoruz ki orada hani gittikçe azalan bir pay var. 4 yılın en düşük seviyesinde yabancıların payı. Bu neden sizce? Yani Türkiye'nin kendi dinamikleri mi yoksa yabancıların talebi neye göre şekilleniyor şu an? Bu dolar Türk lirası makasından dolayı kaynaklanıyor açıkçası. Yani şu an dolarla Türk lirası arasındaki makas kapandıkça Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak cazibesini yitiriyor. Şu an baktığımızda artık bu dolar makası, dolar paritesinden dolayı yurt dışındaki fiyatlarla eşitlenmiş durumda. Yani İstanbul'daki bir evle neredeyse Londra'da, Barcelona'daki evlerin fiyatları neredeyse eşitlenmiş durumda. Bu nedenle de iştah daha düşmüş durumda. Ama çok enteresandır ki temel bir 2000 adet. İşte bazen bir ay 2100 oluyor, bir 2000 oluyor, 2300 oluyor. Ama o 2000 civarındaki hareketlilik sürmeye devam ediyor. Bu da daha çok ihtiyaçtan kaynaklı alımları işaret ediyor bizim. Peki şimdi bütün bunları hani alt alta koyduğumuz zaman bir de arz tarafına bakalım. Ondan sonra hani beklentileri sorayım ama hani arz düşük gibi duruyor ve bunun da tabii ki hani farklı bize verdiği göstergeler var, işte inşaat izinleri vesaire. Oradaki yani arz niye düşük?
edersiniz? Evet, yani gerçekten de Türkiye'nin en büyük sorunu, yıllardır süregelen bir sorun. Yani yapısal sorun. Evet, aynen, kesinlikle ihtiyacının yarısına yakınını karşılayabiliyor, yarısından biraz fazlasını karşılayabilir durumda. Bu da tabii piyasada bu fiyatların aslında kötü bir sene geçirmemize rağmen çok da ciddi, dramatik bir düşüş sergilemesine engel oluyor diyebilirim. Yani baktığımızda inşaat maliyetiyle paralel hareket eden, gerçi son işte ekranda da görünüyor, son birkaç aydır bu makas değişti. Ama neredeyse öncesinde paralel hareket eden, yine keza işte 2022'deki kanun ve bu kredilerdeki düzenlemelerle beraber ciddi bir artış, kampanyalarla beraber pandemi çıkışı ciddi bir artış yaşamıştık konut fiyatlarında. O yine o da görünüyor ama bu anomalileri ayıkladığımızda neredeyse inşaat maliyetini paralel giden bir piyasaya sahiptik. Son dönemdeki inşaat maliyetleri aslında neredeyse sabit gitti uzun bir süre. Şimdi son dönemde düşmeye başladı. Tüfenin de altına geriledi. Bu tabii pozitif. Neden? Hani tüfenin altında yapılacak bir maliyetle piyasaya daha kolay arz sağlanacak gibi bir hissiyat yaratsa da konut fiyatının altında kalıyor olması şu an tabii geliştiricileri tedirgin ediyor. Ama burada şey detayını kaçırmamak lazım. Aslında bu genel fiyat istatistiği bize birinci ve ikinci elin karmasıyla derleniyor. Biz birinci el ve ikinci eli ayırdığımızda birinci ellerde aslında 3 puanlık, 4 puanlık biraz daha yukarıda bir tabloya sahibiz. Yani inşaat maliyetiyle neredeyse yakalayan bir konut fiyatı hala söz konusu diyebilirim. Açıkçası yani daha bir yandan da şeyi konuşuyoruz hep, bu konular pek çok kişi de rahatsız ediyor ya, her yerde inşaat oldu, daha da mı inşaat yapacağız, hani nereye kadar bu işin sonu diyecek. Ama ne yazık ki de işte nüfus büyüme, Türkiye büyük bir ülke. Hani deprem özellikle en başta olmak üzere her şeyi bırakalım, depreme hazırlık açısından dahi hani gereken ama tam belki de aynı hızda devam etmeyen bir süreç. Kesinlikle. Zaten son dönemdeki, bu arada deprem konusu da önemli, son dönemdeki satış adetlerine şeyi de bakıyoruz. Yani evet, yine İstanbul, İzmir, Ankara en üst sırada gidiyor olsa da aslında oradaki tapuların teslim edilme süreci de başladı. Yani TOKİ konutlarının teslim edilme süreçleri de başladı. Onun da bu adetlerde etkisi olduğunu açıkçası düşünüyoruz, az da olsa. Evet. Muhtemelen şeyden fazladır ama, yabancıya satıştan fazladır. Peki şimdi yani bu dönemde hep şu soruluyor. Yani evet, hani bir şekilde o nakitle beraber alımların zaten hani verilerde bize onu gösteriyor 4 aydır üst üste artarak. Ama hani cazip, yani fiyat anlamında acaba nasıl dinamikler oluşacak? Özellikle faiz indirim beklentileri biraz daha realize olmaya yaklaştıkça fiyat dinamiklerinin siz nasıl şekillenmesini bekliyorsunuz? Yani şöyle düşünelim, şu an 167 bin küsürlerde adetler, çok ciddi bir rakam bu. Evet. Yani geçen seneye göre bile baktığımızda ciddi bir yükselme söz konusu. Ki geçen sene son çeyreğe kadar aslında güzel, yani kötü denebilecek bir yıldı. Gayrimenkul piyasası, gayrimenkul hareketliliği açısından diyeyim. Bunun üzerine çıkmış olmak bu anlamda oldukça pozitif bir sinyal veriyor. Yani ciddi bir hareketlilik var. Ve bunu kredisiz bir şekilde yapmış durumdayız. Aslında kredi kullanımı her ne kadar geçen aya göre artmış olsa da, geçen senenin aynı ayına göre de artmış olsa da, beklenen seviyede değil. Yani bir yarı yarıya neredeyse iki katı kadar aslında beklenen bir seviye olması lazımdı. Dediğim gibi %30'lar, %35'ler seviyesinde olması lazımdı. Şimdi bu rakamı da eklediğimizde, yani doğrudan biz faiz indirimi geldi, krediler daha erişilebilir oldu. Bundan dolayı ipotekli kullanım adetleri arttı. Bir de üstüne mevduatta bekleyen para gayrimenkul yatırımına dönüştü. Bu anlamda da baktığımızda 2025'in çok hareketli, yani bunun da üzerinde bir hareketle geçmesini öngörmek mümkün diyebilirim. Fakat şimdi bu faiz beklentisi ötelendikçe de, işte enflasyon hedefi geçenlerde açıklandı, tutmadı. Bundan dolayı da biraz daha ötelendi gibi bir algı var. Her ne kadar resmi bir açıklama olmasa da piyasa bunu bu şekilde okuyor. Öyle olunca da bir yani Şubat, Mart, belki Nisan'da geleceğinin beklentisi başladı. Bundan dolayı da belki bir ihtimal yıl sonuna doğru bir yavaşlama, yani şu bu adetlerin biraz daha aşağı doğru çekilmesini görmek mümkün olabilir. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Endeksa CEO'su Görkem Öğüt konuğumuzdu. Şimdi biraz piyasaları konuşacağız. Değerli bir ismi